Oyunculuk meselesini seninle bir de yüz yüze konuşmak istedim. Tabii tabii konuşalım ya. Konuşalım. Neden konuşmayacakmışız ki? Konuşalım tabii de yani. Gerçi son zamanlarda bizim konuşmalar biraz tek taraflı oluyor yani. Bozuluyor musun? Bozuluyorum tabii. Hatta bozuldum, bir kenara atıldım bile yani, bozuk mal gibi. Of Osman, saçmalama ya. Artık o atıldığım kenarda üzerime kar mı yağar, dolu mu yağar, yağmur mu yağar? Bilmiyorum, paslanır mıyım artık, çürür müyüm? Belki toprağa karışıp yani doğaya kaynarım. Kim bilir yani? Ama bakarsın bir gün biri çıkar. Benim gibi böyle eski yağışı kurdayı seven biri çıkar. Beni oradan kurtarır. Pasımı temizler, tamir eder. Kim alıyor seni be? Aa, bilmiyorum artık. Ama o günleri senin göremeyeceğin kesin gibi yani. Neden dersen, sen o sırada kariyer basamaklarını böyle koşar adım tırmanacağından mütevellit, aşağıyı görmem biraz zor olur yani. Ya ben bunu sadece kendim için istemiyorum ki, ikimiz için de istiyorum. Daha iyi bir hayatımız olsun diye. Hiç bana masal anlatma yarim. Hiç, sen bu işi kendin için istiyorsun. Hiç beni alet etme lütfen ya. Öyle bile olsa, bu benim için harika bir kariyer fırsatı Osman. Aa, kariyer. O harika ya. Tamam, kariyerse süpermiş, harikaymış. Bana müsaade o zaman. Ya otur yerine ya. Vallahi oturamam yani. Yani bir kadın böyle kariyer lafları etmeye başladıysa orada bir sakatlık vardır, hemen uzayacaksın yani. Sen beni sevmiyor musun Osman? Ah be. Nasıl biliyorsun değil mi beni nereden vuracağını? O sevgi var ya, o sevgi. Biliyorum sevdiğini. Seviyorum tabii kızım. Hem de nasıl seviyorum biliyor musun? Nasıl? Yani seni görünce sanki yerde böyle 100 kağıt bulmuş gibi oluyorum. Sonra sana sarıldığımda böyle sanki harlı sobanın karşısında mayışmış gibi oluyorum. Seni göremeyince böyle sabah ayazında otobüs durağında bekleyenler gibi üşüyorum, donuyorum yani. Mahmut aramıza girdiğinde de böyle iş çıkışı Zincirlikuyu durağında duran metrobüsün içindeymişim gibi daralıyorum yani. Anladım, tamam. Senin o gülüşüne kurban be. Telefonda anlattığım gibi Osman. Yapım şirketi benimle 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Haydi buyur, döndük dolaştık yine geldik aynı mevzuya. Ya katır inadı var sende, yemin ediyorum ya. Aşk olsun ya. Aşk olsun, evet bence de aşk olsun yani. Benim de arzum bu yönde yani. Ben bu işi istiyorum Osman. Sensiz de adım atmam. Kesin kararlısın yani. Kesin kararlıyım. Yanımda mısın, değil misin? Yani mecbur yanındayım tabii kızım yani. El mahkum. Yani seni o kurtlar sofrasına kuzu niyetine bırakacak halim yok ya. Aşkım benim de. Bak, bu sözleşme. Bakayım. Oha! Ne oldu be? Kızım bu sözleşme beyaz Amerikalıların Mississippi Nehri kıyılarında köle ticareti yaptığı dönemden kalma ya. Yok daha neler ya. Milyon dolar bir de bak. Milyon dolar. Yani TL de değil. TL olsa sıkıntı yok, öderdik de dolar olunca sıkıntı oldu bak. İyi de ben bu sözleşmeyi imzalamazsam rolü alamam ki. Alma, imzalama. Allah Allah ya. Kızım yani senin de bir şartların olsun yani. Bu kadar kolay teslim olma ya. Ne şartı? Ne şartı? Hemen şu yapayım. Dersime çalıştım geldim yani. Mesela... Bir, öpüşmek yok. Tabii yok öpüşmek. Ne öpüşmek yani tabii. Hemfikiriz. Hemfikiriz, sevindim. İki, yanaktan öpüşmek de yok. Bu biraz fazla ama bunda da tabii ki o zaman hemfikiriz. Evet. Tamam. Üç, erkek oyuncu Yaren'i en fazla alnından öpülmüş gibi yapabilir. Osman ama. Pardon, işine gelirse. Tamam, peki, tamam. Tamam, devam ediyorum. Dört, sarılma sahnelerinde Yaren'le erkek oyuncu arasında en az 35 santim mesafe olacak. 35 santim. Ya şu kadar falan işte. Neye göre belirledin bunu? Bunu ben geçmiş tecrübelerime dayanarak da. Ya bir de utanmadan bunu söylüyoruz da çık çık herhalde artık. Yok, senin ne olan ya kız? Ha. Hatırlarsan yani bir ara çok sık buluşuyorduk dışarıda. Buluşuyorduk, koklaşıyorduk falan oradan. Tamam, o başka tabii, evet. Devam ediyorum o zaman.
5. Yukarıda yazılı kurallar dünyanın bin bir türlü hali olduğundan dolayı Yaren'le sahnesi olan bilimum kadın oyuncular için de geçerlidir. Oha artık. Osman ilk işim, kim kabul eder bunu? İşine gelirse. İşine gelirse. Ya Türkan... İşine gelirse. Türkan... İşine gelirse. Türkan Şoray bunları söylememiştir insanlara. Beni ilgilendirmez yani. Ben bu konuda ne Türkan Şoray kanunu tanırım, ne Hammurabi kanununu bile tanımam. Onu bile ezer geçelim. Benim bir tane Yaren'im var. Onu da kurda kuşa yeme demem. Kusura bakma. Bunu ben şöyle yırtayım, senin yanına vereyim. Evet. Arada açar bakarsın. Yönetmen de sorarsa dersin ki işte belgesi dersin. İmzalayayım bir tane de. Elim imzaladı dersin. Yönetmenine de gösterirsin. Bunu benim erim imzaladı diye. Şey yaparsın. Tamam.